Dönüyor. Peki biz neden hissetmiyoruz? Eğer dünya kendi etrafında ve güneşin etrafında dönüyorsa, bizim neden başımız dönmüyor ya da bir yerlere savruluyoruz? Şöyle yapalım. Uzun bir binanın girişinden asansöre bindiğinizde gözlerinizi kapatın. Asansör sarsmadan yükselirken en azından ineceğiniz kata geldiğinde yavaşlayana kadar hiç hareket etmiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Şöyle bir düşünürseniz aynı deneyimi trende ya da arabada yaşadığınızı da fark edeceksiniz. Hatta bulutların arasından saatte 800 kilometre hızla giden bir jet uçağında bile. Gezegenimiz Güneş sistemindeki tıpkı diğer tüm gezegenler gibi Güneş'in etrafında yolculuğunu gerçekleştirip bir taraftan kendi ekseni etrafında dönerken aslında biz de onunla birlikte seyahat ediyoruz. Aslına bakılırsa gezegenimizin ekvatorda dönüş hızı uçakların hızından çok daha fazla. Bunu şöyle anlatabiliriz. Dünyanın en geniş enleminin uzunluğu yaklaşık olarak 40 bin kilometredir. Bu mesafeyi yani 40 bin kilometreyi etrafında bir turunu tamamladığı süre olan 24 saate böldüğümüz zaman dünyanın ekvatordaki hızını buluruz. Bu da saatte 1666 kilometre. Gerçekten baş döndürücü. Peki neden dünyanın döndüğünü hissetmiyoruz? Neden başımız dönmüyor? Neden yere düşmüyoruz? Biliyorum, çok fazla sorunuz var. Aslında fizikçiler bu prensibi yüzyıllar önce keşfettiler. Kapalı bir kutu düşünün. Bu kapalı kutu içinde dışarıyı görebileceğimiz, dikizleyebileceğimiz herhangi bir pencere yoksa biz duruyor muyuz? Yoksa acaba hareket halinde miyiz? İşte bunu anlayamıyoruz. Bu kutuyu bir asansör ya da uçak gibi düşünebilirsiniz. İşte bu kutu ya da asansör veya uçak hızlanır veya yavaşlarsa işte o zaman hareket hali aniden hissedili. Yani hareketi değiştiği zaman algılarız. Dünyamızın dönüş hızı çok sabit olduğundan bizler ne kadar hızlı döndüğümüzü hissedemiyoruz. Aynı şey Güneş etrafındaki 365 günlük yolculuğumuz için de geçerli. Bizim hızlı gezegenimiz saatte 108 bin kilometre mesafeyi işte bu şekilde kat edebilir. Peki dünyanın dönüş hızı bu kadar sabit olmasaydı ve aniden değişseydi, o zaman sizce neler olurdu? Ben dayanamayıp hemen söyleyeceğim. Eğer dünyanın dönüş hızı aniden değişseydi, boyun kırıcı bir hızda döndüğümüzü fark ederdik. Gerçekten çok korkutucu. Bilim insanlarına göre dünya aniden yavaşlasa ileriye doğru tepe taklak yuvarlanırdık. Eğer dünya aniden hızlansa geriye doğru düşerdik. Dünyamızın ekvatordaki hızı saatte 29 bin kilometre üzerine çıkıp eğer bir günümüz sadece 80 dakika sürseydi yerçekimi bizi güvenli bir şekilde yerde tutmaya devam edemezdi. Ve bizler karanlık boşluğa doğru savrulup giderdik.